Türk futbolunda günlerdir tabiri caizse kulüpler birliğinin bir e, şovunu, bir öne çıkma gayretini izliyorsunuz. Ama herkes gardını alsın. Bunun Fenerbahçe ile özellikle çok fazla ilgisi var. Türkiye Futbol Federasyonunun MHK konusundaki hamlesi kulüpler birliğini adeta birbirine düşürdü ve bu işten en çok kim mi karlı çıkacak gibi görünüyor. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu kimse o. Yani Beşiktaş bu işte gardını, önlemlerini, süreci en iyi okuyarak ilk alan kulüplerden bir tanesi. Şimdi çok soyut konuştum. Farkındayım. O zaman somuta inelim. Ahmet Konanç YouTube kanalına Mevzu Fenerbahçe'ye hoş geldiniz. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın değerli arkadaşlar. Takımlarımızın Avrupa'daki durumları genel olarak ortada. Ne varsa varsa yoksa Türkiye Süper Lig'inde var. Bütün takımların aşağı yukarı %100 hedefi sadece yerellik. Ve yerellik diyerek geçmeyin. Camiaları, taraftarları, Türkiye şampiyonluğu çok daha fazla ilgilendiriyor. Hele kulüp başkanları da. Şimdi biliyorsunuz iki mesele oldu. Bugün Galatasaray Başkanı Sayın Burak Elmas'la Beşiktaş Başkanı Sayın Ahmet Nurçebi karşı karşıya geldi. Çünkü Sayın Burak Elmas'ın Sayın Ahmet Nurçebi'ye çok sert bir yanıtı oldu. Bunun öncesinde ne oldu? Bakın çok dikkat edin, dikkat buyurun. Merkez Hakem Kurulu'nda yapısal değişikliklerden bir sürü yeni metotlardan bahsederken kulüpler birliği TFF'nin dediği oldu. Hiç beklemedikleri bir MHK, beklemedikleri bir Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın altında yeniden yapılandı. Yani TFF, MHK benim oyuncağım olmaya devam edecektir dedi tabiri caizse. Hürriyette bugün Murat Fevzi Tanırlı'nın yazısının başlığında olduğu gibi. Peki bugün ne oldu? Burak Elmas'ın şöyle bir ifadesi var biliyorsunuz değil mi? Dedi ki Sayın Burak Elmas, Sayın Ahmet Nurçebi ile defalarca konuştum. Bakın diyor ki Sayın Ahmet Nurçebi ile defalarca konuştum kendi camiasını toparlamak için başka takımları hedef almamalı dedi. Bu hakem hataları konusunda bazı açıklamalar olduğu, Beşiktaş'ın resmi Twitter hesabı bir paylaşım yaptı ya. Bizimkisi nasıl gol değil, Galatasaray'ınki nasıl gol, pasif offside, aktif offside meselesi vardı hani. Onunla ilgili Burak Elmas Sayın Ahmet Nurçebi'ye tepki gösterdi, kızdı. Arkadaşlar Fenerbahçe'ye işte kulüpler birlikte hareket ediyor, sezon başı TFF'ye gider yaptılar, res çektiler falan denirken şu uyarıyı yapmıştım. Herkes bir kenara çekilir federasyonla genel olarak ilişkileri iyi olan kulüpler bu birliğin içinde gibi görünürler. Ama hedef odaklı, pragmatist bir düşünce içinde oldukları için bir anda farkına varmazsanız bir kenara çekilirler dedim. Bugün kulüpler birliği diye bir şey artık bence ortada yok arkadaşlar. Neden yok? TFF'ye sözünü dinletemeyen, merkez hakem kurduğunda yapısal değişikliklerden bahsederken aynı tas aynı hamam yürüyeceği ortada olan bir MHK'yi TFF'nin atamasına engel olamayan, Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Ahmet Ağalı'nın biz de açıklanmadan 10 dakika önce öğrendik diyerek itirafta bulunduğu bir yerde, Kulüpler Birliği'nin içinde birlik beraberlik kenetlenme görüntülüsü sergileyen kulüplerin demeçlerle birkaç hakem hatası üzerinden tekrar karşı karşıya geldiği yerde, arkadaşlar eski tas eski amam devam ediyor, bunun uyarısını yaptım. Fenerbahçe bu işlerde çok idealist davranmasın bu ülkede, bu ligde, bu futbol düzeninde işlerin nasıl yürüdüğü belli. Kimseyle kötü olmasın işine baksın dedim. Ama maalesef Fenerbahçe bazı konularda farklı kararlarla ilerledi. Ama şu dakikadan itibaren olayların daha net görüldüğünü, görüleceğini düşünüyorum. Sevgili arkadaşlar, bu konuyu burada bir toparlayalım. Çünkü bakın nereden nereye geldi mevzu. İnsanlar hala kulüpler birliği devrim yapacak, kulüpler birliği AŞ kuruldu, kurulacak. İşte futbolun yönetimini al alamazlar. Mümkün değil. Siz daha merkez hakem kurulunu 10 dakika önce öğreniyorsunuz herkesten. Kendi içinizde kavgaya tutuşuyorsunuz. Ha sayın Burak Elmas hazır olun. Beşiktaş Galatasaray'la oynayacağı maç öncesi sizin maçınız öncesi. Maçın hakeminin Burak Elmas'ın şirketlerinden birinde çalıştığı söyleniyor diye de bir şeyler söyleyebilir. Fenerbahçe'de geçen sene Tugay Kağan'la Omanoğlu üzerinden yapılan algı operasyonları gibi. Hiç alakası yok halbuki değil mi? Ama alan alacağını aldı, işini bitiren bitirdi. Bunlara da hazır olun. Umarım vermek istediğim mesajlar yerini bulmuştur. Gerçekçi olun abi. Gerçekçi olun. Her koyun kendi bacağında nasıl oluyor bu ligde? Fenerbahçe sadece Fenerbahçelilerle yürümedi. Keşke öyle bir düzen olsa. 3 yıl boyunca bunu kovaladınız. İyi niyetinizden gram şüphem yok. Ama olmuyor. Fenerbahçe, Fenerbahçelilerle yürüyorum. Bakın çok önemli örnekler verdim size. Şimdi deniyor ki iki maçta Beşiktaş'a 8 tane gol attı Sporting Lisbon. E Sporting Lisbon'da Pereira'nın eleştirildiği 3-4-2-1 düzeninde oynuyor. Hocası da Fenerbahçe'nin hocası gibi Portekizli deniliyor. Arkadaşlar Vito Sporting Lisbon 69. maçına çıkmış bu hoca ve bu sistemle Fenerbahçe daha 19. maçına çıkıyor. Tamam Fenerbahçe'de de sabredilsin ama Fenerbahçe'de Sayın Başkan Ali Koç bu sezonun rengi sarı lacivert olacak dedi. Direkt bu sezonu hedef gösterdi. O zaman bunu ortaya koyacak bir sabır açıklamasıyla Vitor Pereira gelmeliydi ama öyle gelmedi. Dolayısıyla Sporting Lisbon'da üçlü oynuyor ama onlar 70. maçını oynuyor bu düzende bu sistemde bu teknik direktörle demeyeceksiniz. Benim düşüncem zaten bu. Ben de buna destek veriyorum getir bir hoca. Sabredeceğim. Ben bu sene şampiyon olmayacağım de. Yani olmak bize uzak iddia de. Ben sonraki seneleri iddia e, hedefliyorum de. Amenna bak Fenerbahçe taraftarı sizin yanınızda durur. Ama bu sezonun rengi sarı lacivert olur olacak dedikten sonra E Sporting de üçlü, üçlü düzende oynuyor ama sabrettiler, kazandılar diyemezsiniz. Bu mevzuyu da bir kenara bırakalım. Ya tabii bir de bu sisteme uygun Vitor Pereira'nın istediği kanat bekler çift yönlü dinamik orta saha oyuncuları alındı mı bu olay çok uzar gider. Şimdi arkadaşlar Sayın Sergen Yalçın bir açıklama yaptı. Dün iki maçta 8 gol yedikleri Sportif Lisbon'la ikinci maçtan sonra. Şampiyonlar ligi bize galiba biraz ağır geldi dedi. Bu lafın bir benzerini Vitor Pereira söyledi. Adamı ülkeden kovulacak hale getirdiler. Sergen Yalçın'ın söylediği bu lafı da söyleseydi üstüne kesin kovarlardı ülkeden. E Sergen Hoca söyledi hiç kimse konuşmuyor baktım. Öyle Vitor Pereira'yı Antwerpt'te oynanan ilk maçtan sonra yapılan eleştirilerin gramı yok. Onda biri yok. Bu ülkede Fenerbahçe'nin hocası olmak mı çok zor? Beşiktaş'ın hocası olmak mı daha kolay? Yani bunu sormadan edemiyorum. Şimdi bir de daha büyüğü var arkadaşlar. Sergen Hoca ilk maçtaki yedikleri 4 golü şansa bağladı. Öyle dört gol yiyeceğimiz bir oyun yoktu dedi. Adamlar sana ikinci maçta da dört gol attı. Yani şunların yerinde, şu yani şu olayların göbeğinde Sergen Yalçın hoca yerine Vitor Pereira hoca olsa herhalde buradan eline bavulunu verip e, Edirne'den sınır kapısından ya da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uğurlardık. O duruma getirirdik. Arkadaşlar arada çok büyük makas var. Arada çok büyük makas var. Ülke futbolundaki adaletsizlikler bizi nerelere getirdi? Sporting seni yeniyor. iki maçta 8 gol atıyor. Bu son maçta 4 gol atıyor. Buna rağmen Rolanti bir oyun oynadığı ortada ve senden daha fazla koşuyor. Biraz daha sıksalar 7-8 olur herhalde. Ülke futbolunun durumu ortada. Ben Beşiktaş özelinde konuşmuyorum. Fenerbahçe, Galatasaray herkes için konuşuyorum. Günlük başarılar, günlük galibiyetlerle kim savunmasın. Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım sokamıyoruz artık kaybetmeye devam edersek Kıbrıs Türk kesimi İsrail falan bizi geçecek futbolda. Bu bizim ülke cahibimizdir futbol olarak. Ya abi insan Şampiyonlar Ligi'ne giderken Mehmet Topal'ı transfer eder mi ya? Fenerbahçe'nin yıllar önce İsmail Köybaşı'nı transfer edip ben şampiyon olacağım demesi gibi. Bir de bana çok kızdı Beşiktaşlı arkadaşlar. Dedim ki Salih Uçan'ı Fenerbahçe istemiyor. Beşiktaş istiyorsa alsın ama Salih Uçan'ın istikrarlı bir oyuncu olmadığı kanatı var Fenerbahçe'de dedim. İşte Salih Uçan. Gezal düz futbolcu. Ha biraz zorlarsak Lens'ten bir tık iyi oyuncu dedim. Al sana Gezal. Sözleşmeyi aldı. Lens'ten de kötü bir durumda uçurma doğru gidiyor. Bazı şeyleri gözünüzdeki o renkleri indirerek, gözünüzdeki renkleri çıkararak bakmak lazım. Renkli gözlükleri çıkararak bakmak lazım. Biz burada insanları kızdırmak için bir şey söylemiyoruz, inandığımızı söylüyoruz. Gezal'ın oyun stili ortada. Geçen sezon ki hakem takdir hakları yok şu anda Beşiktaş'ın lehine. Bu da etkiliyor mesela Gezallar Ozyer'i. Ve geçen sezonki gibi sahaya, futbola %100 konsantre olmuş bir teknik direktörü de yok Beşiktaş'ın. Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın'ın motivasyonunda ben sıkıntı görüyorum. Bunlara dayanarak bir şey söylüyoruz. Niye kızıyorsunuz abi? Fenerbahçe bu akşam Antwerp deplasmanına çıkıyor. Umarım İrfancan Can Kahveci ilk 11'de olur. Farklılık ortaya koyan bir oyuncu. Ve keşke İrfancan Can Kahveci'yi hoca sağ kanata, sol kanata atmasa. Merkeze o iki önlü veredon bir birisi olarak koysa. Başakşehir'de de daha çok böyle oynadığını biliyoruz İrfan Daha yönlendiren. Lig'de de inşallah bunu yapar. Önlerine de Mesut'u koyar. Ve daha kreatif, üretken bir orta sahayla oynar Fenerbahçe. Gustavo gerçi sakat ama döndüğü zaman da Allah şifalar versin ama döndüğü zaman da Fenerbahçe'nin ilk 11'inde Gustavo'ya artık yer yok. İrfan'ı çift ön libero'dan bir tanesine koyacaksın. Diye yanına daha kesici ama Gustavo olmayan bir ön libero önüne merkezde Mesut'u koyacaksın. Kanatları iyileştiğini düşünelim. Rossi Valencia, Rossi Pelkas yapabilirsin. Veya dörtlüye döner karata öne o atabilirsin. Ama merkezi bu adamları koyacaksın. Akşam göreceğiz. Bu akşam maç önü bir canlı yayın. Maç çok geç saat, saatte bitecek. 23'te başlıyor. 00.45'te bitecek. Yani gece yarısı 1'e doğru. Maçtan sonra da kısa da olsa yine bir canlı yayın daha yapacağım. Kalın sağlıcakla. Ailelerinize hürmetler. Fenerbahçe'de kalın. Hoşça kalın. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Fenerbahçe'yi konuşmaya devam edeceğiz.